testimiz genel çekim ve Kepler kanunları ile ilgili ve ilk sorumuz Kepler kanunları ile ilgili Mars ve Venüs gezegenlerinin Güneş uzaklıkları sırasıyla 2 ve 0,5 astronomik birim olarak verilmiş. Astronomik birim burada Dünya ve Güneş arasındaki uzaklık. Buradaki periyotların oranını sorduğu için Kepler'in 3. kanununa göre periyotlar kanunu reküp bölü tekare dediğimiz değer Güneş sistemindeki bütün gezegenler için sabitti. İşte bu sabit değeri kullanırsak eğer birincisi için 2'nin küpü bölü T1'in karesi eşit olmalı. Yarımı 1 bölü 2 şeklinde yazarsak 1 bölü 2'nin küpü bölü T2'nin karesi olacaktır. T1 ve T2'yi tek başına yalnız bırakırsak T1'in karesi bölü T2'nin karesi bu işlemden sonra 64 gelecek ve periyotların oranı T1 bölü T2'miz 8 çıkacak. Cevabımız 8 olacaktır. İkinci soruya bakalım. Burada da Güneş etrafında yine dolanıyorlar. Dünyanın periyodunun bir yıl olarak vermiş. Venüs gezegeninin periyodu kaç yıldır diye soruyor bize. Yine burada dünyanın periyodu şöyle yarı çapımız 4R olduğu için 4R'nin küpü bölü periyodumuz 1'in karesi eşit olmalı. Diğer gezegen için R küp bölü burası da T kareye. Bizim buradaki T'nin karesi eşittir diyeceğiz. 4'ün küpü 64 olduğu için 1 bölü 64 periyodumuzu çekersek T periyodumuz buradan 1 bölü 8. Demek ki periyot 1 bölü 8 yıl olacak diye söyleyebiliriz. İkinci soru da bunun gibiydi. Üçüncü soruya bakalım. Burada da alanlar kanunu ile ilgili bir gezegen diyor A noktasından B noktasına T1. Buradan buraya gelme süresi T1. Buradan buraya gelme süresi T2 ve buradan buraya gelme süresi T3. Ve bize bu taradığı alanları vermiş. Bu alanlara bağlı olarak sürelerini soruyordu. Hani gezegeni Güneş'e birleştiren yarıçap vektörü eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarayacağı için burada o zaman bizim T1 zamanımız T3'ten o da T2'den daha büyük olacaktır. Cevabımız bu olacak. 1, 3 ve 2 eşit zaman aralıklarında eşit alanlar taradı. Öbür sorumuz, bu da aynı. Yine alanlar kanunu ile ilgili bir gezegen A noktasından D noktasına 2T sürede gelmektedir. Devam ediyoruz. C noktasından da B noktasına 3T sürede gelmektedir. Acaba bunların yarıçap vektörünün taradığı alanların oranı ne kadar diyor? 2T sürede 2A kadarlık bir alan tarıyorsak 3T sürede 3A kadarlık bir alan tararız ve oranımız 2 bölü 3 olacaktır deriz. Bir gezegenin bağlı uydunun gezegene uzaklığı R kadar, gezegen tarafından etkeden çekim kuvveti F kadardır. Çekim kuvvetinin 4 katına çıkması için acaba uzaklık ne kadar olmalıdır diye soruyor. Hani ilk kısmında F dediğimiz bu genel çekim eşittir dedik. Buradaki genel çekim sabitiydi. Gezegenin kütlesi çarpı uydunun kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi R kareydi. Bu kuvvetin 4F olması için yine aynı G çarpı M gezegen çarpı M uydu bölü aradaki uzaklığın karesi X diyelim. X'in karesi. Bunları taraf tarafa oranlarsak X dediğimiz bu değer R bölü 2 gelecektir. Ve bize bunu sormuştu. Kaç R olmalı diye cevabımız R bölü 2 olacaktır. Altıncı sorumuz. Bu da dünya etrafında dolanan uydularla alakalı. Şimdi dünyanın kütlesine büyük M kütlesi diyelim. Küçük hem de karışmasın diye. Burada gezegenlerin etrafındaki bu uyduların dolanma hızlarını soruyor bize. Biz burada işte çembersel hareket mantığını düşünürsek merkeze doğru bir çekim kuvvetimiz var. İkisinde de. İşte buradaki merkeze doğru F çekim kuvveti dediğimiz bu değer bizim merkezcil kuvvetimize eşittir. Çekim kuvveti şöyleydi. G çarpı işte dünyanın kütlesi çarpı uydunun kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesiydi. İşte bu eşit olmalıydı. Merkezcil kuvvetimiz o da m v kare bölü r dediğimiz değer. Şuradaki küçük m kütleleri dikkat edersek uydunun kütlelerine bağlı değiliz gitti. R yarıçaplar bunlar da gitti. Ve buradaki hızımız direkt g çarpı m bölü r diye söyleyebiliriz. O zaman birincideki v1'in karesi eşittir deriz. G çarpı dünyanın kütlesi bölü uzaklığımız r. İkinciye bakarsak v2'nin karesi. Bu da G çarpı yine büyük M bölü
dünyaya olan uzaklığımız, dünyanın merkezine olan uzaklığı da 4R kadar. Bunları taraf tarafa oranlayıp kareköklerini alırsak eğer V1 bölü V2 dediğimiz hız değeri sayısal olarak 2 çıkar. Demek ki bu gezegenlerin hızlarının oranı 2 olacaktır diyoruz. 7. soruda bu direkt genel çekimle ilgili sorduğu şu: R uzaklıkta yer çekimi ivmesi G kadardı. Acaba 2R kadar uzaklıkta yer çekimi ivmesi ne kadar diyor. Bizim buradaki küçük G dediğimiz yer çekimi ivmesi, onu hatırlayalım. G dediğimiz bu yer çekimi ivmesi, genel çekim sabiti, dünyanın kütlesi bölü dünyanın merkezine olan uzaklığın karesi. Buna bağlıyız. 2G kadar uzaklıktaki yer çekimi ivmesine de G üssü dersek eğer, G üssümüz G çarpı dünyanın kütlesi bölü 2R'nin karesinden 4R karedir. Burası da G bölü 4 çıkar. Parabolik olarak azalacağı için bizim yer çekimi ivmemiz 1 bölü 4 olacaktır. 8. soruya bakarsak, dünya üzerinde bulunan bir cisme etkeden çekim ivmesi bunlardan hangilerine bağlıdır diye soruyordu. Bizim buradaki çekim ivmemiz G ile gösterdik, küçük G ile. Bu direkt genel çekim sabiti, gezegenin kütlesi bölü gezegenin merkezine olan uzaklığın karesi. Demek ki burada dünyanın kütlesine bağlıyız. Cismin kütlesiyle alakamız yok. Cismin dünyanın merkezine olan uzaklığı R'den bahsediyoruz. Buna da bağlıyız. Cevabımız 1-3 olacak diyoruz. 9. soruda çekim ivmesi dünyadakinin 25 katı olan bir gezegende ağırlığı 250 Newton olan bir cismin dünyadaki ağırlığı ne kadardır diyor. O gezegendeki ağırlığı M çarpı G dediğimiz yer çekimi ivmemiz de dünyanın 25 katı olduğu için 25G'dir. Bu değer bizim için 250'ymiş. 250 Newton'a karşılık geliyor. Sorumuz şu: dünyadaki yer çekimi ivmesi G olduğu için MG'yi soruyor. 25'e bölersek MG dediğimiz bu değer 10 çıkacaktır. 10. soruya bakalım. R yarıçaplı M kütleli bir gezegen, X gezegeninde M kütleli bir cismin ağırlığı G kadar ölçülüyor. 2M kütleli Y gezegeninde M kütleli cismin ağırlığı G bölü 8 ölçüldüğüne göre Y gezegeninin yarıçapı ne kadardır diye bize soruyor. Birincisi için yazarsak, hani o F dediğimiz çekim kuvveti yerine şunu kullanabiliriz. Bizim buradaki G dediğimiz ağırlığımız eşittir diyeceğiz. O gezegendekine G demiş. Şuradaki G genel çekim sabiti. Hani o kütleyle şey, ağırlıkla olan G'yi karıştırmayalım. Buradaki gezegenin kütlesi X gezegeni büyük M kadar çarpı cismin kütlesi küçük M bölü yarı çapımız da R kareydi. Aynı şekilde biz bunun Y gezegeninde ağırlığının G bölü 8 olmasını istiyoruz. Eşittir Y genel çekim sabiti çarpı bu gezegendeki kütlemiz 2M kadar çarpı cismin kütlesi yine küçük M kadar bölü aradaki uzaklığın karesi X'in karesi. O gezegenin yarı çapına X demiş olduk. İşte bunları taraf tarafa oranlarsak eğer, bunları taraf tarafa oranladığımızda X dediğimiz bu gezegenin yarı çapının 4R olduğunu görürüz. Cevabımız 4 çıkacaktır. 11. soruya baktığımızda bir gezegen etrafında aynı yörüngede dolanmakta olan kütleleri farklı, burası önemliydi, kütleleri farklı uydular için hangileri eşit olur diyor. Hatırlayalım. Aynı yörüngede dolanıyorlarsa bunlar, bunların çizgisel hız büyüklükleri, açısal hızları, periyotları, frekansları aynı olmalı ki birbirine çarpmadan ilerleyebilsin. O zaman eşit olabilmesi için buradaki periyotları eşittir. Fakat kütle çekim kuvvetleri, kütleler farklı olduğu için dünyanın, bu gezegenin bunlara uyguladığı kuvvetler de farklı olacaktır. 1 bölü 2 mv karelerden v'ler sayısal olarak aynı ama m kütleleri farklı olduğu için bunlar da farklı olacak. Dolayısıyla cevabımız sadece 2 olacaktır. 12. soruya bakarsak, bir gezegen etrafında dolanan uydunun gezegene olan uzaklığı arttıkça hangileri azalır diye sormuştu. Uyduya etkeden çekim kuvveti, buradaki çekim kuvvetimiz uzaklık arttıkça otomatikman azalır. Uydunun çizgisel hızı, biz ne kadar uzaklaşırsak gezegenden çizgisel hızımız da o kadar azalır. Uyduya etkeden çekim inmesi yakında daha fazla, buradaki uydunun yüzeyinde maksimumda, uydudan uzaklaştıkça azalıyordu. Bu da azalıyor. Üçü de azalmaktadır. Cevabımız o zaman Edirne oluyor.